İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu akşam stüdyodayız ve çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, önümüzdeki günlerde Balıkesir'de uzun metrajlı bir film çekilecek. Bu filmle ilgili ön hazırlıklar devam ediyor. Bugün iki konuğumuz var o filmle ilgili ve ikisi de Balıkesirli. Şimdi öncelikle onları tanıtmak istiyorum size. Yamaç Okur. Bu filmle ilgili yapımcı, film yapımcısı ve Zümrüt Burul yardımcı yapımcı diyelim. Şu anda konuğumuz harıl harıl önümüzdeki günlerde başlayacak filmle ilgili ön çalışmaları yürütüyorlar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Balıkesir'e hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü Balıkesirlisiniz ama Balıkesir dışındasınız. İsterseniz bu Mavi Dalga şu anda proje, film olacak. Sizden bir ön girişle nedir? Bir oradan bir başlayalım. Sonra benim çok sorum olacak. Sizler de çok konuşacaksınız filmle ilgili. Buyurun. Öncelikle çok heyecanlı olduğunu söylemek isterim. Yani bugüne kadar birçok sinema filmi çektik Türkiye'nin farklı yerlerinde. Ama evet, tabii kendi şehrinde film çekiyor olma duygusu apayrı bir heyecan. Güzel bir film yaratma amacıyla yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapım desteği almış bir proje. Avrupa Sinema Fonu Euromaj'dan destek almış bir proje. Çeşitli senaryo ödülleri var. İki kadın yönetmenimiz var. Yönetmenlerden bir tanesi Balıkesirli. Bizim yönetmen dahil üçümüzün ortak noktası hepimiz çocukluk ve gençlik yıllarımızı burada geçirdik. Hepimiz Sığırcalı Anadolu Lisesi mezunuyuz. Evet, yönetmen Zeynep Dadak. Zeynep Dadak. Evet. Kendisi, o da Balıkesirli. Evet, evet. Kendisi 95 mezunu. Ben 93 Sığırcalı mezunuyum. Ben de 2001 mezunuyum. Evet. Yani bir yerde Balıkesirli ama bir yerde de Sığırcalı mezunlarının bir filmi olacak bu. Evet, yani Sığırcalı filmi değil tabii ki. Çünkü Sığırcalı evet iyi bir okuldur ama Balıkesir'deki diğer okullar da iyi Balıkesir'in okullar, her tamam, zaman eğitim kalitesi üstünde. Peki sizi çok kısa bir tanıyalım mı? Tabii seve seve. Evet. Ben annem ve babam eczacı Balıkesir'de. Balıkesir'de doğan ailenin tek üyesiyim. Ama artık yerlisiyim Balıkesir'in. 18 evet, yaşında Balıkesir'den çıktım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Orada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudum. Daha sonrasında da belli bir para kazandıktan sonra kendimi sinemada buldum. Bugüne değin 8 uzun metraj filmi yapımcılığını yaptım. En son yaptığımız film Berlin Film Festivali çeşitli ödüller aldı. İstanbul Film Festivali en iyi filmi kazandı. Tepenin Ardı. Sinema sektöründe epey Balıkesirli vardır. Biz birbirimizi hep destekleriz. Bu film de enteresandır. Filmin üzerine 2 yıldır çalışırken hep mekanlar bakıyorduk. Biraz da kaçınıyorduk hani Balıkesirliyiz ama hani Balıkesir dışında başka bir yerde çekelim mi diye de farklı kentler de baktık. Ama son noktada geldiğimiz noktada niye Balıkesir'e çekmeyelim? Yani ailemiz burada. Bizim için de ailemizi daha fazla görme fırsatı yaratan bir projeydi. Evet. Ve en son noktada Balıkesir'e çekmeye karar verdik. Evet. Aslında cesaretli bir proje çünkü Balıkesir'de şu an kadar tarihinde bir sinema filmi çekilmemiş. Film çekilmemiş. Birkaç sahne olan filmler var ama film çekilmemiş. Hatta, tamamı olmamış. Evet, arkadaşlarımız böyle bir şey yaklaştı. Hani Balıkesir'de niye film çekiyorsunuz? Ve zaten bu tanıtım kitapçığında da tamamı Balıkesir'de çekilecek ilk sinema filmi diyor. Biraz Zümrüt Hanım'a geçelim mi? Zümrüt Hanım diyorum ama Ali Burul'un bizim çok sevdiğimiz bir yakından da tanıdığımız Balıkesirspor'un da eski futbolcularından Ali Burul'un kızı olduğu için Zümrüt diyeceğim ama programda tabii Zümrüt ki, Hanım. Tabii. Şimdi sizin bu film sevdanız, filmlere olan daha doğrusu bu sektöre nasıl girdiniz? Bu sektör aslında her şey gene Balıkesir'de başladı. Yamaç'la dün onun konuşmasını yapıyorduk. Şans Sineması, Zeki Gültan'la beraberdik. Bütün tohumlarımız evet, aslında o sinemada atıldı. Evet. Ben lisedeyken sinemada çalışıyordum bir fiil. Makine dairesinden her yerine girmişliğim, çıkmışlığım zaten var. Zaten oralardasınız evet, babadan dolayı. Aynen evet, öyle. Hem de Zeki abinin çok ciddi bize işlemeleri vardır yani evet, hani sinema şeyinde. Sonra üniversitede ben sinema okudum. Oradan mezun oldum ama daha üniversitenin ilk yıllarında zaten Yamaç'la tekrar yollarımız kesişti. Altyazı Sinema Dergisi'nde çıkartmaya başlamışlardı. Ben onlarla beraber çalışmaya başladım. O zamandan beri hala devam ediyor zaten bağımız. Sonra onlar ilk sinema filmlerini yapmaya başladıklarında ben gene ekipteydim. Benim de aynen yani işte Yamaç'ın içinde bulunduğu her projenin bir noktasında yer aldım. Onun dışında ayrıyetten başka sinema projelerinde yer aldım. Ben de 15 tane sinema filmi İçinde dahildim bir şekilde. Bu artık bizim Balıkesir'e bir dönüşümüz oluyor başka bir evet, projeyle. Şimdi ben ikinizde de o heyecanı görüyorum, hissediyorum. Ve sesten olmasa da yani şu anda ben fark ediyorum. Ekrandakiler fark edemeyebilir ama gerçekten çok. Bu heyecan Balıkesir'de bir film çekmenin heyecanı diye düşünüyorum. Zaten sen başında belirttin. Evet. Şimdi
Balıkesir'de çekilecek ama tabii ki öyle Balıkesir'i anlatan bir belgesel film olmayacak. Nedir film ve konusu? Şimdi şöyle, bir tanıtım filmi değil. Bu evet, konulu uzun metraj bir sinema filmi ve hani sinemalarda oynayacak. Zaten filmin ortak yapımcıları Almanya, Hollanda ve Yunanistan. Oralarda vizyona girecek. İnşallah büyük bir festivalde açılacak. A tipi Berlin, Cannes, Rotterdam, Venedik tarzı. Şöyle konu aslında iki paralel hikaye anlatılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan bir grup liseli gencin başından geçen bir hikaye diyebiliriz. Çok güzel. Bir taraftan bu anlatılırken gençlerin hayatı. Evet. Ama daha çok okul yaşantısı dışında. Balıkesir'de geçirdikleri, işte gittikleri mekanlar, söyledikleri şarkılar, kendi hayatları. Ama bir dönemde anne ve babaların hikayeleri. Yani paralel olarak anlatılıyor. Dolayısıyla hani mekanlar tarafında Balıkesir'in hemen hemen zaten çok büyük bir kent değil. Her tarafını kullanacağız. Evet. Tabii evet. Balıkesir'in hayatında Körfez önemli bir yer. Tabii Körfez'de yer alacak. Filmin başı ve sonu Körfez'de geçiyor. Tamam. Yani böyle bir yani film 100 dakika diye düşünürsek yaklaşık bir 5 dakikalık bölüm orada geçecek. Orada bir 2 günlük çekimimiz var. Onun dışında bütün mekanlar Balıkesir'de. Balıkesir merkezde. Yani parkından heykeline, işte Anafartalar Caddesi'nden, Saat Kulesi'nden, Kulesi'nden işte okuluna, işte Flamingo yolundan basket sahalarına her tarafı kullanacağız. Yani lise son öğrencilerinin... Lise 3'te üniversite sınavında hazırlanırken branş seçimleri. Hocalar da filmde yer alıyor. Hocalarla yani, olan diyaloglar. Bir rehberlik öğretmeni var filmdeki ana karakterlerden bir tanesi. Hangi işte bölümü seçmeliyiz? Bunlar var. Aslında çok dramatik olaylar olmuyor filmde. Ama bir yandan da işte biliyorsunuz lisede okuyan, Balıkesir'de okuyan her gencin hayali Balıkesir dışına çıkıp iyi bir bölümü kazanmak. Evet. Büyük kentlere kapağı atmaktır yani. Evet. Deyim yerindeyse. Tabii o çocuklar Sırrıyırcalı'da veya ne bileyim Fen Lisesi'nde falansa zaten belli Boğaziçi'ne gidiyorlar, işte şeye gidiyorlar. Çoğu güzel okullara gidiyorlar. Orada onların karşılaştığı zorluklar, iki paralel olarak gidecek dediniz ya, onların bu sistemle ilgili, eğitim sistemiyle ilgili bunlara da girilecek mutlaka mi yoksa? Mutlaka. Şimdi şöyle, yani film tabii bir eğitim sorunları filmi değil ama tabii çocukların diyalogları var kendi arasında. Kafa karışıkları var. Şimdi düşünün, lise 3'te test, habire yarış atı gibi çocuklar çalışıyorlar. Tabii bu filme yansıyacak. Ama hani bu sorunları ele alan bir film değil, daha ziyade o durumları yansıtan bir film olarak düşünebiliriz. Aslında Balıkesir bir karakter olarak da filmde yer alıyor. Evet. Yani bu da önemli çünkü son dönemde Türk sinemasında çok önemli filmler yapılıyor. Gerçi yönetmenler çok önemli başarılar alıyor. Bazılarında yapımcısı biziz öyle bir noktada. Bu film de o noktada hani Balıkesir bir karakter olarak biz filme yansımasını istiyoruz. Evet. O da ayrı bir başrolde aslında diğer şeylerin yanında. Yani Balıkesir de başrolde kesinlikle, burada. Öyle, kesinlikle. Öyle, öyle. Öyle de olması gerekiyor. Yönetmenler de öyle konumluyorlar zaten Balıkesir'i. Özellikle Balıkesir'in seçmelerinin bir sebebi de Balıkesir'de bir karakter olarak filme yansıtmak. Biraz açalım bunu. Balıkesir İstanbul ve İzmir arasında aslında büyüme potansiyeli çok olan ama çok büyüyememiş bir kent. Geçiş yollarının üstünde barındıran. Hepimiz burada yaşadık ve bu yüzden hani büyük şehir özlemi olan bir yerdir. Balıkesirliler bazen sıkılırlar. Halbuki aslında ben de Balıkesir yaşantısı çok rahat olan, aslında çok güzellikleri olan, Körfez'e bir saatte gideceğiniz denize olan, doğal güzellikleri olan bir yer. Ama bir türlü hani... Pazarları çok ucuz. Onu çok söylüyorlar mesela. Doğru. Siz şimdi İstanbul'da yaşıyorsunuz. Nerede o domatesler, biberler, patlıcanlar bulabiliyor musunuz? Mümkün değil. Hem o fiyata hem taze. Onu da bahsederler. Doğru, doğru. Evet. Dolayısıyla hani o... Bir sıkışmışlık duygusu olan bir kent ama aynı zamanda da potansiyel çok yüksek aslında kentin. Evet. Yani işte o açıdan Balıkesir hani sinema filmi potansiyel aslında çok ciddi bir hikayeler barındırıyor. Evet. O tarafı da bizi çok heyecanlandırıyor. Yani bu film tabii belki başka yerlerde de çekilebilirdi ama bizim buralı olmamız filmi buraya getirdi diyebiliriz. Şimdi iki yönetmen işte Merve Kayan ve Zeynep Dadak. Doğru. Zeynep Dadak Balıkesirli. Senaryoyu da ikisi yazıyorlar değil mi? Doğru. O açıdan da tabii yönetmenlerden bir tanesinin Balıkesirli olmasının mekanlar açısından çok bir rolü var. Şimdi dışarıdan gelen bir kişi tabii film şehrin daha turistik yanlarına gidiyor. Ne yapardı? O zaman Körfez'e giderdi. Evet. Halbuki burada da çok güzel yerler var. Balıkesir çok genelde eski bir kent. Genelde Körfez'e gidiliyor zaten o gelenler. Dışarıdan deniz gelenler. Var, daha var. Ama Balıkesir'in içi de aslında sinema aynı zamanda bir kandırmaca sanatı. Aynen öyle. Kullanılabilir. Çok güzel görüntüler yaratabilirsiniz. Yani biz Balıkesir'i çok güzel gösterip iyi tanıtmak istiyoruz. Evet, bir tanıtım filmi değil. Evet. Ama konulu bir şekilde insanları sinema seyircisine çekerseniz Balıkesir'de hani büyük kentlerde çok Balıkesir'de var. Yani baktığınız zaman. Evet. Bunu da büyük bir festivalde açtığınız zaman ciddi bir seyirci potansiyeli olacaktır. Kesinlikle. Peki Zümrüt, bu film, Zümrüt Hanım diyeyim. Zümrüt Hanım, bu film
Gerçekten bütün Türkiye'deki tabii bu bütün Türkiye'ye ve hatta dediğinize göre bütün dünyaya hitap edeceği, dünyada yayınlanacağı için yani evet. Balıkesir'e odaklı sorunlar değil. Gençlik. Aynen. Lise son gençliği. Gençler tarafından zannediyorum büyük ilgi görecektir gibi yani geliyor evet. bana. Çünkü bu zamana kadar hep bizim de konuştuğumuz bir şey sinemada olsun, dizilerde olsun gençlik tasvirleri ya hep siyah beyazdır ya çok kötü gösterilirler ya da çok iyi gösterirler. Halbuki hepimiz gençtik ve hani hiçbirimiz ne çok kötü yaşamlarımız oldu ne de hani çok uslu ya da işte sadece dersine çalışan olduk. Arkadaşlarımızla da vakit geçirdik. Balıkesir'in kendi alanı içinde bir eğlence şeyi vardır gençler için. Beraber vakit geçirebilecekleri ortamları vardır. Kendi eğlence durumlarını yaratırlar. Orta ölçekte yaşantıların sergilendiği aynen. bir gençlik var burada. Kesinlikle. Evet. Biz bunu daha realist, daha doğru, daha gerçekçi. Hani günümüzde gençlerin Balıkesir gibi bir yerde nasıl vakit geçireceklerini çok düzgün bir şekilde anlatmaya çabalıyoruz zaten. Biraz evet. buna hedefledik açıkçası. Evet, İstanbul dizilerinde, İstanbul filmlerinde genellikle işte zengin çocuklar, liseli evet. çocuk. İşte gittikleri yerler belli. Orada başlarına gelenler. Çok güzel bahsetti aslında. Daha stereotipler üzerinden. Evet. evet. Halbuki öyle değil gerçekten. Ama sinema filmi olduğu için veya dizi olduğu için onlar ilgi çeker uçları diye belki göstermek. Onlar uçları gösteriyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse hani bizim ticari bir hedefimiz, beklentimiz yok bu filmden. Yani diğer filmlerde de hani daha ziyade bizim hedefimiz arkasında duracağımız iyi bir sanat eseri. O yaratmak. Zaman orta ölçekteki o öğrenci, lise son öğrencilerinin problemleri daha önemli olduğu için bunların yansıtılması da çok normal. Ya bunu gerçekçi bir şekilde anlattığınız zaman da belki hani 100 bin kişi daha az izleyebilir. Ama kalıcılığı daha fazla. Yani sonuçta 15 yıl sonra da biz bu filmi yaptığımız zaman düzgün bir iş yapıldı. Yamaç Okur, Zümrüt Buluz. Balıkesir sinema tarihinde böyle bir yer aldı. Dedirtmek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Evet. Bunu da yaptık başka yerlerde. Silifke'de film çektik. Silifke'deki film Berlin'e gitti. Berlin Film Festivali. Türkiye sinema tarihinde çok az film var. İşte en son yaptığımız film Ermenek'te çekildi. Güzel bir yer ama kimse Ermeni'nin farkında değil. Yurt dışından bahsediyorum. Balıkesir tabii Türkiye'de bilinen bir yer. Bilinen ama bir yer. Şimdi Almanya'ya çıktığınız zaman Almanya'da Hamburg kentte bir adama sorduğunuz zaman Balıkesir'i bilmez. Ama şimdi orada Balıkesir'i bilecekler. Bu da bizim açımızdan hani ciddi bir hedef. O noktada da tabii yani hem valimiz, eski valimiz, şimdi yeni gelen valimizlere tanışacağız. Belediye başkanımız, şehrin ileri gelen... Onlarla görüşmeler yapıyoruz tabii. Görüşmeler yapıyoruz. Tabii bunlar yerel evet. destekler çok önemli. Ama yani. Bir de size Balıkesir halkı son derece yardımcı olacaktır. Buna inanıyorum. Ama tabii ki bu film belli düzeyde de bir takım sponsorlara da mutlaka ihtiyacı kesinlikle. Olacak zannediyorum. Dolaşıyor musunuz? Gidiyor musunuz? Tabii yani buralı olmanın tabii bir avantajı var. Ailelerimiz de tanınıyor. Ama tabii dediğim gibi Balıkesir'de çok kültür sanat alanında çok bir şey yapılmadı ne yazık ki. Evet. Yani yıllardır. O da büyük bir eksiklik bizim de gördüğümüz. Aslında yapılmak isteniyor. Ama bir türlü böyle bir fitil ateşlenemez. Belki bu sinema filmi sayesinde bence onun önü açılacak. Aslında zamanında yapılmış. Salih Tozan sinemasını biliyor musunuz? Tabii ki. O sinema gibi sinema. Şimdi hatırlayın Türkiye'de kaç yerde yapılmıştı? Balıkesir'e yıllar önce yapılmış aynen. o. Ya o dönemde sinemanın özellikle Yeşilçam galalarının çok popüler bir şekilde mutlaka. Yapıldığı bir yerdi Balıkesir. Evet. Şimdi Kemal abi, Zeki abinin babası onların zamanında özellikle o... Onlar bütün sinema sektörünün ileri gelenleri Balıkesir'de gelirlerdi. Balıkesir önemli evet. bölgelerden bir tanesi. Yeşilçam sektörü. Ve bir de sinema sayısı da çoktu. Sinema salonu sayısı çoktu. Kesinlikle. Evet. Yani biz işte şimdi en azından Balıkesir'i o açıdan bütün Türkiye'ye tanıtıp Balıkesir gibi bir kentin ön plana çıkmasını istiyoruz. Ama dediğimiz gibi sponsorluklar, her türlü destek, büyük küçük bizim için şimdi iki taraflı çok gidiyor. Önemli. Bir bizim kafamızı çalanlar var. Yani duydukça sizlerin de sayesinde evet. bizleri konuk ediyorsunuz yerel basının sayesinde. Yani biz ne yapabiliriz diyenler var. Bir de biz hani gitmeye çalışıyoruz. Burada tabii çok önemli bir fırsat. Bir sinema filmi. Evet. Bu fırsatın hani realize olması lazım kent açısından da. Yani burada hem valiliğe, hem belediyeye, hem şehrin ileri gelenlere büyük bence rol düşüyor. Evet. Yani bu fırsatı doğru kullanmak. Bir şekilde kanalize etmek ve doğru kullanmak. Çünkü her zaman bir kentin başına böyle bir fırsat gelmiyor. Biz 5 Ekim'de çekimlere başlayacağız. Filmin hani çok çeşitli düzeylerde desteğe ihtiyacı var. Aynı sponsorlukta ihtiyacı var. Hani sıcak para tarafında desteğe ihtiyacı var. Her desteğe açığız o noktada. Biraz yani... da gönlümüzden geçen açıkçası Balıkesir ilinin bu filmi sahiplenip imece şekliyle bunu yapması. Çünkü biz hepimiz ekipte çok fazla Balıkesirli var. Bizim dışımızda da Balıkesirliler var ve biz Balıkesir'deki sinemaya meraklı gençleri de ekibe katmak istiyoruz. Çünkü bize böyle bir şans verilmedi biz burada okurken. Hani evet. biz onlara öyle bir şans açmak istiyoruz ki niye sonrasında sinema okumak istemesin ya da bizim gibi bu sektöre girmek istemesin. Bir de bu sektöre çok herkesin yani birçok kişinin merakı var yani merakı var.
O yüzden çok o konuda manevi anlamda size çok destek gelir. Onu bir kere söyleyeyim. İlgi anlamında da hatta bir ara bunalabilirsiniz de yani çalışamayabilirsiniz de. Saatler falan koymanız gerekebilir. Ama bunun dışında mutlaka maddi anlamda sponsorlara ihtiyaç var diyorsunuz. Kesinlikle. Peki şimdi hangi oyuncular var diye bir sorsak. Şimdi biraz da bazı filmler tabii ki oyuncu kadrosuna göre de biraz daha popülerleşebiliyor gibi bir izlenim var Türkiye'de. Doğru. Yanlış mı söylüyorum? Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. İlk çektiğimiz sinema filmi olmadığı için yapımcı olarak ve daha önce yaptığımız filmler hep ödüller aldığı için oyuncular açısından şanslıyız. Çünkü oyuncuların nazımız geçiyor. Yani Türk sinemasında şöyle bir durum var. Bir popüler sinema var. Evet. Bir de ödüller alan yapımlar var. Evet. Popüler sinemadan oyuncular para kazanıyor dizilerden. Ödüllü projelerden de kendi ruhlarını doyuruyorlar. Bu proje ikisinin arasında bir proje. Hem seyirci yapma potansiyeli var hem de ödül alma potansiyeli var. Dolayısıyla oyuncu tarafında hani şanslıyız. İşte Mert Fırat var. Yani insanların peşinde olduğu bir oyuncu. Hem diziler tarafında ünlenen hem de sinema filmleri olan. Örneğin işte şimdi Yılmaz Erdoğan'ın projesinde iki başrolden bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ'yla. Bizde rehberlik öğretmenini oynuyor. Evet. Şimdi tabii liseliler var. Liseliler çok bilinen oyuncular değil ama bu filmden sonra... biraz genç olması lazım. Evet, ama bazı filmler, bunların diziler... hepsi, bunların hepsi oyuncu. Yani işte mesela Aylin Sarptekin. Yani büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde dizilerde hep başrollerde görmeye alışık olduğumuz bir oyuncu olacak. Çok hani 92 doğumlu 20 yaşında. Daha çok genç. Çok şey. Evet. Üniversite daha yani dışında. Yani yüzü de çok profili de çok uygun olan bir oyuncu. Onun dışında konuk oyuncu olarak koyduğumuz oyuncular var. Hani lise gençler dışında işte İlker Aksun, Hazal Kaya, Mehmet Ali Nuroğlu. Bunlar hani son dönem Türk sinemasının hem dizi... Bu İlker Aksun, Hazal Kaya bunlar da şey değil mi? Konuk oyuncular. Evet, konuk oyuncular. Yani bunlar hani işte bir gün, iki gün sahneleri olan oyuncular olacak. Tabii Balıkesirliler açısından da ilginç olacak. Hem onlarla tanışma fırsatı. Ama onlar uzun süreli kalmayacak. Bir de onların dizileri var tabii ki uzun süre tabii kalamazlar ki. Zaten. Tabii. Evet. Onlar birazcık hem bize hem Balıkesir'e hem projeye destek olma amaçlı geliyorlar. Onlara da eklenen yeni konuk oyuncularımız var. Gün geçtikçe biz duyurmaya devam edeceğiz zaten isimleri. Buradan şimdi meraklı olanlar da vardır belki. O buradan filmde yer almak isteyenler de olabilir. Evet. Var aslında. Öyle talepte vardır. Yani sizin aracınızda bence ilk defa duyurabiliriz. Yani seçmeleri de olacak. Yapacak mısınız seçme? Şöyle figüran anlamında mı? Yok yani. Bu figüratif. Yani figürasyon tabii ki olacak. Evet, bu konuda da hani desteklere olacak. İhtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de yani Balıkesir'de figürasyon ajansı diye bir ajans yok. Evet, olarak tabii. Diziler çekilmeleri için. Dolayısıyla her yaştan kişilere ihtiyacımız var. Evet. Ama özellikle filmdeki ana karakterin bir kardeşi var. 8 yaşında. Defne karakteri. Bunun hani Balıkesir'de olmasını istiyoruz. İstanbul'dan da çeşitli adayları gösterdik, getirebiliriz. Evet. Niye Balıkesir'li bir çocuk olmasın? Bence Balıkesir'li olabilir ve Balıkesir'de de siz bunun duyurusunu yaptığınızda da birçok kişi de başvurabilir. Olabilir yani Balıkesir'den. Balıkesirli olması evet, daha iyi. Belki şive anlamında da olabilir. Evet yani sonuçta Balıkesirli bir çocuğun hayatını değiştirmek doğru. Biz 7 Eylül'de hatta bir deneme çekimi yapmayı planlıyoruz kas direktörümüzle. Balıkesir Sanat Merkezi'nin sahibi Onur Ayan bizim projemize de destek veriyor. Tamam. Kendi yetiştirdiği oyuncuları da bize yönlendiriyor. Ama onun dışında da bu 7-8 yaşındaki karakterimiz için 7 Eylül'de Balıkesir Sanat Merkezi'nde bir seçme yapılacak. Onu güzel buradan, onun güzel bir duyurusunu, evet, duyurusunu yaparız detaylı bir şekilde. Evet, ilk sizde yani, yeri belli oldu. Tarihi belki ileride belirlersiniz ama 7-8 yaşında böyle sarışın mavi gözlü bir kız herhalde. Ben öyle ilk anda o geldi. Her türlü olabilir. Yok sarışın evet, mavi gözlü. Benim aklıma ilk anda öyle bir şey geldi. Çünkü onlar daha çok o yaşlarda çok dikkat çekiyorlar. Ama şuradan geldik yani Balıkesir'den olacak mı diye. O da Balıkesirlileri biraz daha işin içine daha fazla işin içine alacaktır diye düşünüyorum. Yani özellikle liseden epey bir yani liseli genç ihtiyacı olacak. Yani serviste, okul sahnelerinin dışında vesaire. Onlarda da hani hem Sırrı Yırcalı anons sitesinin kapısını çalacağız. Hem başka anons sitesinin kapılarını çalacağız. Yani mutlaka destekler olacaktır. Ama o konuda yardımcı olunur. Tabii ki mutlaka valilikle, Milli Eğitim Müdürlüğü'yle görüşmelerden sonra. Onlar olur. Onun dışında esas işte sponsor olayını söylediniz. Peki bu yarışmalara katılacak dediniz değil mi bu yarışmalara? Şimdi şöyle bu film zaten çeşitli fonlardan destek aldığı için ortak yapımların büyük bir şansı oluyor. Bu film şu anda Avrupa'nın en önemli sinema fonu Hubert Bass Fonu diye bir fon var. Yılda aşağı yukarı 15 projeye destek veriyor. Evet. Destek verdiği projelerden bir tanesi de bu. Oradan destek aldığınız an film ya Berlin Film Festivali ya Rotterdam'da gösteriliyor. Evet. Bu iki festival de Avrupa'nın işte ilk 4 festivalinden bir tanesi. Türkiye'den yüzlerce müracaat oluyor. Bir veya iki film seçiliyor. Dolayısıyla muhtemelen bu filmi
gelecek sene böyle bir festivalde açacağız. Yani Dünya Galası'nı büyük bir festivalde yapmak istiyoruz. Yani ne zaman açılışı? Yani işte büyük ihtimalle 2013 bahar dönemi veya 2014 kış dönemi açılacak film. Tamam. Açıldıktan sonra Türkiye Galası da önemli tabii filmin. İşte Balıkesir orada evet. Onu, tabii ki Balıkesir'de yaparız ama festival tarafı da önemli. İşte Adana, tabii. Antalya veya İstanbul Film Festivali var. Bunlardan bir tanesine karar vereceğiz. Evet. Tabii ki Balıkesir'de bir büyük bir gala yapacağız. Mutlaka. Yani, mutlaka. O tartışmasız. Sinemalarımız da var. Tabii ki. Evet. Gerçi son yıllarda cep sinemalarına dönüştü bazıları ama olsun. Evet ama yani sonuçta Balıkesir'de çok destekçisi olacak filmin. Oluyor da. Oluyor. Hani destekler zaten başladı. Filmin Facebook sayfası var. Hani Facebook sayfasından rahatlıkla Mavi Dalga yazdıkları zaman takip edebilirler. Destekçilerimizi de oradan duyuracağız zaten sırasıyla. Evet. Peki Mavi Dalga ismi tam manasıyla netleşti mi yoksa Mavi Dalga? Şimdi şöyle yani proje aşamasındaki ismi yani yabancılar da The Blue Wave diye biliyorlar. Filmin hani öyle bir analojik bir şeyi var. Yani filmin böyle bir ortalarına doğru Türkiye çapında böyle bir elektrik kesintisi oluyor. Hmm. Balıkesir'e özgü değil. Ve biliyorsunuz hani bizim enerjimiz Rusya'ya da bağımlı. Evet. Bu Mavi Dalga projesinden dolayı. Mavi Akım. Evet, ha, Mavi evet. Akım. Bir de işte şey vardır, Yeşil Dalga vardır. Hani evet. Balıkesir'e girdiğiniz zaman bunların birleşimine oluşan bir şey. Böyle birdenbire bir elektrik kesintisi oluyor ve elektrik kesintisi olduğu zaman bizim çocukluğumuzda çok vardı. Böyle yere, şey bir kesinti değil. Balıkesir özgü değil. Böyle bir gün kesiliyor. Sonra geliyor tabii elektrikler. Birdenbire sohbetler başlıyor. Çocuklar arasında hani tabii internet yok. Hiçbir şey yok. Şey yok. Evet. O biraz daha insanları birbirine yakınlaştıran bir motif olarak kullanıyoruz filmde. Evet. Hani böyle bir hani sorun olarak değil, insanları yaklaştıran bir şey olarak görüyoruz. Filmde de öyle bir şey ilgi çekici hale getiriyor. Anladım. Ama belki ismini değiştirirsen yani şu andaki ismi. Şimdi radyoda bulunduran yok. Onun için çok eskiden mesela elektrik kesilse de radyo pilli dinlemeye pilli var. Devam ederdik. Evet. Şimdi radyoda olmadığı için tamamen sessizlik. Ne yapacaklar? Anladım. Hemen ana fikir belli. Orada karşılıklı konuşma ilişkiler başlayacak. Çünkü ne oluyor? Şimdi gençler cep telefonuyla konuşuyor. Birden de cep telefonu çekmeye başlıyor. Evet. Türkiye çapında olduğu için. Bütün Türkiye çapında. Evet. Şeyler de çalıyor. Bazı istasyonları da tabii yani yok. Şimdi belli bir zaman sonra gidiyor. Tamam. Cep telefonunda olmadı mı? Şeylerin de bilgisayarlarında o kendi güç kaynakları onlar da bitti diyelim. Peki çok güzel. Sonuna geldik. 2-3 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Neler belirtmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz son olarak? Evet. Şöyle filmde epey bir yabancı konumuz olacak. Yani bu açıdan da hani Türkiye sinemasında zaten çok az ortak yapım var. Hollanda'dan görüntü yönetmenimiz geliyor. Evet. Son iki filmi Berlin Film Festivali'nde ödüller kazanan bir görüntü yönetmeni. Çok başarılı. Yani onun epeydir peşinde koştuk. Sağ olsun kırmadı Hollanda'nın ortak yapımcılığı sayesinde. Amerika'dan bir ses mühendisi geliyor yani film için. Ve başka yabancı konuklarımız olacak. Onları iyi ağırlamak istiyoruz. Evet, kesinlikle. Yani Balıkesir hep konukseverdir. Süre olarak ne kadar bekleniyor? Çekimler 5 Ekim'de başlayacak. 5 Ekim evet. Ve en son çekim günümüz de 31 Ekim. 31 Ekim. Dolayısıyla hani biz ona hazırlığa başladık. Yani şu anda mesela bir grup yapım ekibi film için ev arıyor. Onu da duyuralım sizin aracınızla. Nasıl filmde bir? Film şöyle 80'lerde yapılmış evler vardır. 80'lerde, tamam. 90'larda. Öğrencilerin yok öğrenci yok, değil öğrenci. Bu ana ev. Yani hem anne baba hem de çocuğun, liseli gencin evi. Ana caddeye bakan büyük göreceli 3+1. Işık gören bir ev bakıyoruz. Ana caddeye bakan dediğiniz zaman Balıkesir'de iki ana cadde var ama orası yani el iki evler de olabilir, bahçeli evler de olabilir. Yani çok da bir gürültülü bir yer olmaması lazım. Ses, çünkü sesli çekiliyor film. Sesli çekiliyor evet. Yani ışık durumu çok önemli. Çünkü filmin böyle bir bölüm, üçlük bölümü orada geçtiği için anne, baba, çocuk sahneleri o gerçekçiliği doğru yansıması lazım. 2-3 katlı bir ev mi olacak yoksa yani o 80'lerde 5 katlı evler vardır. 4-5 katlı olabilir. Mesela 3. 4. katı olabilir. Bakıyoruz şu anda öyle yerler. Kendi ailemiz vesaire de işte hani başka evler de var. Bu Adnan Menderes tarafları hem sessiz diyeceğim ama aklıma ilk etapta geldi. Onlar da 80'li yıllarda olabilir, şeylerle olabilir, yapılan evler. Olabilir. İşte kooperatif kanallarıyla yapılan olabilir, evler. Olabilir. Onlar da olabilir. Peki biz de buradan gerek programla gerek haberlerde biz de elimizden gelen katkıyı sizlere sağlamaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey olursa biz de sizlerden yani biz de sizi bekleriz. Sık sık hani ziyaret etmek isteriz. Yani Karese TV zaten hani bizim de televizyonumuz diye baktığımız bir yer. Evet, tek ve televizyon. Şey, tek televizyon. Çok önemli bir işlevi var. Yani bize de hani bu fırsatı verirseniz çeşitli zamanlarda çok seviniriz. Tabii ki. Bu ilk oldu. Buradan ilk hem sizi tanıdık hem böyle bir projeyi seyircilerimize tanıtmaya çalıştık. Bundan sonra da sık sık birlikte oluruz.
Kolay değil ama çok anlamlı. Sizler için özellikle memleketiniz güzel bir şey, bir çalışma olacağına inanıyoruz. Size kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu söylediğiniz. Evet sevgili seyirciler, bugün iki konuğumuz vardı. Önümüzdeki günlerde 5 Ekim'de Balıkesir'de çekilmesine başlanacak olan Mavi Dalga uzun metrajlı filmde yapımcı ve yardımcı yapımcı Yamaç Okur ve Zümrüt Burul bizimle birlikte oldu. Projeyle ilgili güzel sözler aktardılar bize ve düşüncelerini, yapmak istediklerini aktardılar. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.